Ondan birini savunma, ötekini karalama gibi bir pozisyonda değiliz. İki bakış açısını da, yani görgücü ve rasyonalist bakış açılarını ikisini de çözümlemek istiyoruz ve bu olanaklı mı? Yani biz çözümleyiciler olarak, üçüncü bakış açısı olarak nerede duruyoruz diye sormamız gerekir. Yani öyle bir bakış açısında duracağız ki hem rasyonalizme bakacağız hem görgücülüğe bakacağız. Bu olanaklı mı? Şimdi bunları konu ilerledikçe şey yapacağız, nasıl sorunlar olduklarını daha yakından görmeye başlayacağız. Bilim felsefesi neden ortaya çıktı diye sorduk geçenlerde. Bir yanıt bulabildik mi buna? Bilim felsefesi nedir? Şimdi Hegel'in burada doğa felsefesi ve bilim felsefesi diye iki başlığımız var, biliyorsunuz çalışmanın başlıkları bunlar. Bunları karşılaştırma için de getiriyoruz. Bilim felsefesi neden ortaya çıktı? Çünkü genel olarak son 100 yılın bir olayı olarak kabul ediliyor bilim felsefesi. Ama çok çok daha gerilere Yunan, klasik Yunan felsefesine de götürenler var. Onu da ölçmenin kriterlerini bulmamız gerekiyor. Şimdi bilim felsefesi deyince ne anlayacağız? Genel olarak terim ne anlatıyor? Görgü bilimlerin yeterli olmayışı, onun için kavramını da bilmek. Güzel. Görgül bilimler, yani bilim felsefesi dediğimiz zaman aslında onun başına görgül bilimlerin felsefesi, görgül sıfatını getirip görgül bilimlerin felsefesi diye daha açık, daha uzun bir terim üretmemiz gerekir. Böyle bir terim şey mi, geçerli mi? Görgül bilimlerin felsefesi. Çok şey görünmüyor, şık bir terim gibi görünmüyor. Görgül bilimler, bilim felsefesi terimi şey mi, güzel mi, doğru mu, geçerli mi? Onu da sorgulamamız gerekiyor. Hegel doğa felsefesi diyor ve din felsefesi diyor. Şimdi görgül bilimler felsefesi dediğimiz zaman bu iki alanı kapsıyor. Hegel'in doğa felsefesinde ele aldığı alanlar ve din felsefesinde ele aldığı alanların bilimi. Ama Hegel görgül bilimle ilgilenmiyor. Daha doğrusu görgül bilimi ham madde olarak, ham gereç olarak alıp onu kavramsallaştırıyor. İşte o anlamda görgü bilimle ilgileniyor diyoruz diyebiliriz ama negatif olarak ilgileniyor. Yani Hegel'in doğa felsefesi görgü bilimlerin şeyi değil, açılımı değil. Doğanın açılımı ya da doğanın kavramsallaştırılması. Bu kavramları netleştirmeniz bu çalışmayı şey yapacak, kolaylaştıracak ve kalitesini arttıracak. Bilim dediğimiz zaman herhangi bir tasarıma gitmemeliyiz. Kavramına doğru çabalamalıyız ve o kavramı görebiliriz. O en azından klasik felsefenin bakış açısından bu olanaklı. Şimdi bilgi ya da bilim, bunlar yakın terimler, ikisini aslında kavramlarını düşünürsek birbirlerinin yerine kullanabiliriz ama tabii ki aynı terimler değiller. Bilim ve bilgi olanaklı klasik felsefenin bakış açısından. Hegel'in bakış açısı da klasik felsefenin bakış açısı. Klasik felsefenin bakış açısı nedir diye sorarsak uzun bakış açısı diyeceğiz genel olarak. Ve de bilim ve bilgi olanaklı bu bakış açısından. Çünkü bu bakış açısına göre doğa ve tin kendilerinde ussal alanlar. Doğa kendinde ussal, tin kendinde ussal ve us tarafından bilinebilir. Şeye geçersek, görgücülüğe bakarsak, öteki bakış açısına, onun ne, nasıl baktığını, kendileri nasıl göründüğü açısından, hem de rasyonalizme nasıl göründüğü açısından incelersek şunları göreceğiz. Rasyonalizm görgücülüğü kuşkuculuk olarak nitelendiriyor. Yani bilgiye bir sınır çekiliyor. Kuşkuculuk genel olarak bilgisizlik demek. Doğru mu? Evet. Kuşkuculuk kuşku demek değil. Kuşku sağlıklı bir şey ve gerekli bir şey. Hegel kuşkuyu kurgu yöntem dediği yönteminin ilk momenti olarak alıyor. Descartes kuşkuyu o da bir başlangıç noktası olarak alıyor. Bunları çok iyi biliyoruz. Ama şeyde kalmıyorlar, kuşkuda kalmıyorlar. Yani Descartes kuşkucu değil. Kuşkucunun anlattığı şeyin tam tersini başarıyor, bilgiyi başarıyor. Kuşkuculuk şeyden geliyordu, görgücülüğün ilkesinden geliyordu. Görgücülüğün ilkesi ise bilgiyi deneyimden türetmek diye çalışmaktı ya da öyle olduğunu düşünmekti. Şimdi bu kavramları bağlantılamaya çalışalım ve takıldığımız yerleri onların üzerinde duralım, onları sorgulayalım. Alternatif ya da karşıt bakış açılarını da alalım. Dediğimiz gibi burada bir tarafı
aklamaya tek tarafını yargılamaya falan çalışmıyoruz. İşin gerçeği bu. Görgücülük kendi kavramı gereği, kendi mantığı gereği bilgisizlikte sonlanmak zorunda. Yani bilimi, bilgiyi ancak kırparak, ancak sınırlayarak olanaklı olarak görecek. Daha da enteresanı Kant'ın bakış açısı görgücülüğe çok yaklaşıyordu şeyde, en son sonucu açısından. Çünkü Kant da bilginin önüne kendinde şey diye bir engel getiriyor, bir sınır getiriyor. Bir insan kategorileri o duvarın ötesine geçemiyorlar ve yani aslında tekrar Kant'ın felsefesinin özünü düşünelim. Kant'ın felsefesi bilincin kendi kendisine ilişkin bilgisinden oluşuyor. Dışsal dünyaya, nesnelliğe, kendinde varlığa, kendinde şeye ilişkin herhangi bir bilgi yok Kant'ta. Kant'ta insan sadece şeyi biliyor, kendi düşüncesini, kendi bilincini biliyor ve o durumda dışsal dünya ile ilişki kopuyor. O yüzden ona bilgi demeyeceğiz. Çünkü dedik ki bilgi sınırsız ya da sonsuz olmalı. Yani bir kendinde şey faktörü, bilgiyi durduruyorsa o bilgi kendi karakterini, bilgi karakterini kaybediyor. Yani bilmiyor. Kant'a göre insan bilmiyor. İnsan bilmeyen bir varlık. Ya da bildiği sadece kendi bilincindeki fenomenler. Kant'ın felsefesi o açıdan fenomenoloji denen bakış açısına benziyor ya da felsefeye benziyor. Eğer Kant'ın felsefesinde diyor, fenomenolojik önermelerden başka bir şey bulunmaz diyor. Husserl falan beklemeye gerek yok. Yani Kant zaten insanın bilgisini görüngüye sınırladı. Biliyoruz değil mi? Kant'a göre nümenlerin bilgisi olanaksız, insan ancak görüngüleri bilebilir. Nümen ya da nümenon denen şey kendinde şey. O zaman şey, orada bilgi kavramına göre, bilgi kavramına göre bilgi olanaksız ve bilmeyen bir insan, bilmeyen bir insanlıkta en özel değerinden yoksun kalması, yoksun kalan bir insanlık olacak. Çünkü bilgi değerdir diyeceğiz. Diyebilir miyiz? Bilgiye değer, bilginin bir değer olduğunu söyleyebilirsek, bilgi sadece o etikette sınırlı bir şey değil. Bilgi insanın kavramlarını, düşünme yetisini, bilincini, ussallığını, usunu pek çok şeyini ilgilendiriyor ve bilmeyen bir insan kendi özünü de bilemez. Çünkü kendinde insanın ne olduğunu da bilemeyecek Kant'a göre. Kendini de bilmeyen bir insanın bu dünyada gerçekten işi yok. Buradan varoluşçuluk, nihilizm yönü görünüyor değil mi? Açıkça görünüyor. Kendini bilmeyen insan, genel olarak bilmeyen insan, bilgisiz insan değersiz bir varlıktır, anlamsız bir varlıktır. Dünyaya fırlatılmıştır. Varoluşu saçmadır. Ona göre de işte modern dönemde, daha doğrusu çağdaş dönemde, 20. yüzyılda nihilist felsefeler, varoluşçu felsefeler geliştirildi ve onların tümünün ortak yanı, ortak öğeleri, usulü reddetmeleriydi, irrasyonelist olmalarıydı. Şimdi bilgi insan için önemli bir sorun, özel bir sorun, saltık bir sorun, mutlak bir sorun. Yani bilgi insan için ulaşılamayacak bir şey olduğu zaman insan değerini yitiriyor. Bilen, bilgi ile bilgisizlik arasındaki ayrım çok şey, büyük görünüyor. Ve de bugün insanlık her şeye rağmen bilgisiz bir durumda. Yani tarihin manzarasına baktığımız zaman Orta Doğu'nun, Arapların, Afrikalıların, Latin Amerikalıların, Asyalıların falan pek böyle bilgi bir insanlık tablosu göstermiyorlar. Savaşıyorlar, birbirlerini yok ediyorlar, birbirlerini sömürüyorlar, birbirlerine zulmediyorlar. Yani bundan nasıl çıkacağını da henüz bilemiyorlar. Bu insanlar bilgisiz insanlığı temsil ediyorlar. Batı'da bir parça bilgi pırıltısı oldu son 400 yıldır ve o da tarih felsefesinde incelediğimiz bir konu. Orada Batı, Türkiye'de Batı'ya ait. Orada bilginin yolu açık, önü açık. Ama orada da her şeyin çok sağlıklı olduğunu söylemek gerekmiyor. Pek çok şey henüz sorun olarak duruyor. Şimdi bilim felsefesi bilgiyi olanaklı görüyor mu, görmüyor mu diye sorarsak bilim felsefeciler bizim, yani şimdi Karl Popper'a bakarsak, Thomas Kuhn'a bakarsak, Karl Popper'a bakarsak, eğer bunları bilim felsefecileri olarak onun temsilcileri olarak görürsek bilim felsefesi aslında
bildiği olanaklı görmüyor diyeceğiz. Çünkü bunları yakından irdeleyince göreceğiz. Bir bölümünü şey yaptık, baktık. Carnap örneğin işte en sonunda David Hume'a dayanıyor. Karl Popper o da David Hume'a dayanıyor. Ve yani görgüsüzlüğe dayanıyorlar ve Carnap'ın kendisi pozitivist idi. Onlar Viyana çevresini kurdular. Kendi grup. Ve de bunlar bu bakış açısına yine de felsefe dendi. Niye felsefe dendi? Pozitivizm bir felsefe mi? Felsefe diyeceğiz. Felsefe çok bir terim değil, dar bir terim değil. Çok geniş bir terim. Kavramlarla ister bilinçli olsun, ister bilinçsiz olsun, kavramlarla ilgilenmeye başladığı zaman düşünce o şeyden kopuyor. Görgül dünyanın sonluğundan kopuyor. Aslında görgücülük için de aynı şey geçerli. Yani onlar da görgücüler olmalarına karşın kendilerini görgül olmayanın alanına getiriyorlar. Düşüncenin alanında deviniyor bilinçleri ve orada formülasyonlar, çıkarsamalar yapıyorlar ve onlar da metafiziğin içine giriyorlar. Yani pozitivizmin kendisinin tam olarak reddettiği şey olduğunu görmüştük. Pozitivizm reddettiği şey neyse kendisi oydu ve reddettiği şey metafizikti pozitivizmi. Niye metafizik reddedildi? Çünkü metafizikte aslında metafizikten anladıkları şey Orta Çağ skolastik felsefesi falan değil. Metafizikten anladıkları şey Freud'un psikanalizi, ondan sonra Hegel'in felsefesi, doğa felsefesi ve genel olarak kavramsal düşünce. Bu insanlar pozitivizmi bilginin gerçek biçimi olarak gördüler ve onu metafizikten kurtarmayı amaçladılar. O zaman metafizikle neyi anladılar? Yani metafizikle anladıkları şey... Dinsellik mi acaba? Onları anlamadılar. Yani ona dikkat edelim. Metafizikle anladıkları şey değildi. Skolastik dönemin ya da aydınlanmanın diyelim hedef aldı. Aydınlanma da aslında aynı şeyi aldı. Aydınlanma, enlightenment denen şey, aufklärung denen şey. Bu bir devimdi, bir ideolojik bir parti değildi bunlar. Yani ideolojik şeyleri vardı, temsilcileri vardı ama aydınlanmanın bütün felsefecileri, şimdi zaman Fransız devriminin öncesi, yani 18. yüzyıl, sonları. O yüzden o döneme düşen herkesi aydınlanmacı diye görme gibi bir yanılgıya düşmememiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Örneğin Rousseau, Voltaire'le aynı çağda yaşadığı için, Voltaire'le ilişkisi olduğu için, bilmem Diderot'un ansiklopedisine yazı yazdığı için aydınlanmacı diye görülmeyecek bir insan. Çünkü Rousseau her şeyden önce romantik ve daha sonra rasyonalist. Aydınlanmacılar John Locke, David Hume, başka? Kant. Almanya'da Kant. Almanya'da Hans Christian Wolff. Yani Almanya'da da bir şey oldu. Aydınlanmacılık, aydınlanma devrimi oldu. Devrim diyoruz çünkü bunlar hareket ettiler sadece. Çok belirgin bir programları yoktu. Pozitivizmle aydınlanmanın ilişkisini düşünürsek pozitivistlerin ve de aydınların yani felsefi temelleri bir ve aynı. Ve de görgücülük. John Locke, işte David Hume, Jeremy Bentham, yani İngiltere'de ne kadar varsa, görgücü varsa hepsi aynı zamanda aydınlanma şeyinde görüldüler. Saplarında görüldüler. Aydınlanma boş inançla uğraştı ve aslında aydınlanmanın görünürde amacı yüksek bir amaçtı. Çünkü boş inancı ortadan kaldı. Avrupa karanlık içindeydi biliyorsunuz. İnsanlar yakılıyordu cadı diye. Rahipler insanların cennetteki yerlerini güvence altına alıyorlardı. Onlara yer satıyorlardı. Katolik kilisenin Avrupa'daki kültürel etkileri ve yaptığı şeyler kabul edilebilecek gibi değildi. Aydınlanma onlarla savaştı ama aydınlanma felsefi olarak görgücülük temeline geçtiği için aydınlanma rasyonalist değildi. Yani Descartes'i, Leibniz'i, Spinoza'yı, Rousseau'yu, bunları aydınlanmacıların arasına sokmamak gerekiyor. Bazı bilgisiz yazarlar bu işi yapıyorlar Batı'da. Yani bakıyorsunuz Descartes'i aydınlanmacıların arasına getiriyorlar ama
Descartes hiç iyisi olmayan, dinler bir insan her şeyden önce Descartes. Yani bir Tanrı inancı olan bir insan, Spinoza Tanrı'dan söz eden bir insan, Leibniz, o da. Ne kuşkucu bunlar, ne de ateistler. Aydınlanmacının hepsi ateisttir demeyeceğiz ama deist de var işlerinde, ateist de var, teist de var. Yani aydınlanma böyle bir türlükte gösteriliyordu. Şimdi aydınlanmanın burada konuşuyordu, metafizik neden 20. yüzyılda ve bugün de belli bir bakış açısına şey olarak görünüyor, düşman olarak görünüyor. Bu şey değil, kilisenin düşünürlerinin, Thomas Aquinas'ın falan bunların öyle boş inançlarıyla, boş felsefeleriyle bir hesaplaşma değil. Genel olarak kavramla bir hesaplaşmaydı ve hala sürüyor. Ama şimdi şeyi görüyorsunuz, göreceksiniz, bu bilim felsefesi literatüründe şeyler var. Yani açıkça metafiziğin kendisini savunan, işte metafiziği rahatça kullanan, sözcükten korkmayan ve de bilim felsefesinin kendisinde bir metafizik olduğunu belirten şeyler var. Başlıklar var, kitaplar, makaleler. Yani o tabu ortadan kalkıyor. Niye insanlık böyle bir pozitivizm ve materyalizm tabusuna düştü? Niye düşünceden korktu? Biz burada yine geçen eski çalışmalarımızda, geçen yılki çalışmamızda daha önceki fizik metafiziktir diyorduk. Neden öyle diyorduk? Çünkü fiziğin, bilim olarak fiziğin ele aldığı şey tam olarak fiziksel olmayan şeylerdi. Yani fiziksel ile duyusalı anlarsak, fizik biliminin incelediği nesneler, ele aldığı şeyler kavramlar, kavram bağlantıları ve doğa yasalarıydı. Doğa yasasının... Evet, yani bunların, bu evrensellerin, bunların fiziksel şeyler ele gelir. Duyulur olan nedir? Görülür olan, işitilir olan, duyularımıza ilişki kurabilen şeyler. Şimdi doğa yasalarının duyulur olduğunu söylemek kolay değil. Bunların fiziksel, bu anlamda fiziksel olduğunu, özdeyi belirleyen yasaların kendilerinin özdeksel olduğunu söylemek biraz tuhaf olacak değil mi? Yani yasa, özdek tartılabilir, algılanabilir, daha doğrusu duyumsanabilir, dokunulabilir vesaire ama yasa, eğer bir örnek veriyor, bir gök bilince, göğü diyor, her tarafını gözlenin ama yasa, doğa yasalarını bulamadım diyor. Yani gözlenebilecek bir şey değil. Gözlemde gözlenen şey fenomen, görüngü ama yasa değil. Ve yasa o anlamda metafiziksel, kaçınılmaz olarak. Bunun metafiziksel olduğunu söylemenin gereği bile yok çünkü kendisi şey değil, özdeksel değil. Ve bu insanda psikolojik bir problem yarattı 20. yüzyıl batısı tininde ya da batı bilincinde. Türkiye'de bundan payını aldı ve bugün hala o etki sürüyor. Duysala doğru itildikçe düşünce, bilinç, fiziksele doğru itildikçe ve özdeksele doğru itildikçe daha sağlam bir zemine bastığını sanıyor. Ama dediğimiz gibi bilimin belirlenimlerini, kategorilerini kendileri şey değil, fiziksel, tekil, duysal şeyler değiller ve neden düşünce kendisinden böyle bir korkuya kapılabiliyor? Hayalet almaktan korkuyor. Evet. Yani. Yani şimdi feştirmeya dendiği zaman bu hayalini dalmakla nasıl bir şey çıkacağız? Ya da şimdi Karl Popper, Carnap falan bunlar bu işin militanları. Karl Popper, Hegel'den nefret etme düzeyine dek vardırdı işi ve o hayale dalma diyebileceğimiz şey nedeniyle Hegel'i düşman ilan etti. Yani o başlığı taşıyan kitabı var biliyorsunuz Karl Popper'in. Açık toplumun düşmanları diyor Hegel, Platon. Burada bir psikolojik şey var, tuzak var ve doğal bilinç bunu aşamıyor. Doğal bilinç felsefeyi bilmiyor, kavramı bilmiyor, ideayı bilmiyor. Ve de eğer doğal bilincin bildiği şey fiziksel olan, dışsal olan ve de eğer o düzlemi içinde kalıp felsefeye bakacak olursa dehşete düşüyor. Çünkü felsefede öyle onun doğal bilincin değer verdiği, önem verdiği, anlamlı gördüğü şeyler değil ama kavramlar ön plana çıkıyor. Yani en kötü felsefeciler bile kavramlara bir şey veriliyor, özel bir yer veriliyor ve orada hemen fiziğin ötesine geçilmiş oluyor. Ama doğal bilinç, teknik aletler, mikroskoplar, teleskoplar, deneyler, laboratuvar deneyleri, ele gelen, ölçülebilen, gözlenebilen şeyler, bunların
bunların birincil olduğunu düşünüyor bilgi açısından. O yüzden bu tepki daha sürüyor dediğim gibi, yani düşüncenin kendi kendisine olan tepkisi ve bütün bu bilim felsefesi dediğimiz süreci de bu tepki hala damgalıyor. Yani pozitivizm, pozitivizm iflas etti deniyor, bitti deniyor, gerçekten de bitti ama yine de modern bilinçte hala o pozitivist eğilimler yeniden üretiliyor, yeniden canlanıyor ve kendilerini ileri sürebiliyorlar. Ve bu önümüzdeki 10 yıllarda göreceğiz nasıl şey yapacak, süreç şekillenecek. Çünkü şimdi şeye girirsek, aydınlanma ve pozitivizm, bunların her ikisi de kuşkucu pozisyonda duruyorlar. Çünkü aynı pozisyonda duruyorlar. Yani görgücünün bilgi için kaynak olarak kabul ettiği şey deneyimdi. Deneyim neydi? Onu deneyim sözcüğünü, kavramı, deneyim kavramını anlamamız olağanüstü önemli. Çünkü bütün bu bilimcilerin problemleri buna bağlı. Bilimin kendi kendine, görgü bilimleri kendi kendilerine yeterli olmamalarının nedeni buna bağlı. Deneyim. Kavram ve realite arasındaki ilişki sorunu diyebiliriz buna. Şimdi deneyim tekillik ve birbiri dışındalık mı? Dün böyle bir şey. Evet. Deneyimde bulunan ilk şey. Tekillik ve birbiri dışındalık. Deneyimi sormadın mı? Deneyim. Tekil bir deneyim var. Ya da deney var. Deneyim ve deney aynı şey değil. Aralarındaki ayrıma dikkate alıyoruz. Ama tekil bir durumdan şimdi görgül bilimler nasıl bilgi üretiyorlar ya da görgül bilimciler nasıl bilgi üretiyorlar? Deneyimle ve gözlemle bilgi üretiyorlar. Bu doğru, bu şey değil. Reddedebileceğiniz bir şey değil. Mümkün olan deneyim sözü geçiyor burada. Efendim? Mümkün olan deneyim. Olarak mümkün deneyim. Deneyim olarak mı? Evet. Peki şimdi Thomas Kuhn'u buraya nasıl bağlayacağız? Çünkü bu konuyla ilgilenen düşünürler, felsefeciler arasında en önde gelenlerden biri o. Thomas Kuhn. Türkçe'de kitabı da var. Değil mi? Yanılmıyorsam. Bilimsel devrimlerin yapısı diye bir kitabı var, çalışması var. Şimdi Thomas Kuhn şeyi inceledi. Bilimsel sürecin gelişimini inceledi ve bunu aşağı yukarı 2000 yıllık bir süreci dikkate alarak yaptı. Yani algıdan farklıydı. Algı ve algı kavramını nasıl belirleyeceğiz? Algı. Perception. Algı, gözlem, perception, evet, algı, perception. Wahrnehmung. Gerçeği almak, değil mi? Yani Almanca'da o şekilde yapılandırılmış sözcük etimolojik olarak ama tabii ki algı gerçeği vermiyor. Gerçeğin ve doğrunun söyleyeyim. Yorumu, gerçeğin yorumu. Algı. Evet. Daha başka? Algı da şu çok yalın bir şey. Bunu hepimiz belirleyebiliriz. Yani eğer şeyse, geçerliyse. Duyu da hayvanlarla ortağız. Hayvanlar da duyu yeteneği, yetilerini taşıyorlar. Ve hayvan duyuları genellikle bizimkilerden, insan duyularından daha güçlü, daha keskin. Görme duyusu, işitme duyusu, tat duyusu vesaire. Şimdi duyu da, duyum da, duyum sensation diyelim İngilizce'de. Almanca'da ne diyeceğiz duyuma? Empfindung ya da Sinn. Evet. Bu şey, duyum öznede olan bir şey. Buna çok dikkat edelim. Bu işin özü. Duyum öznede olan şey. Yani duyumsayan varlık özne. Siz bir rengi duyumsadığınız zaman o kırmızı şeyde değil, nesnede olan bir şey değil, öznede olan bir şey. Çünkü nesneden bize gelen şey sadece elektromanyetik dalga. Elektromanyetik diyorum çünkü ışık dalgası ve radyo dalgası arasında sadece boy, frekans farkından başka bir şey yok. Duyum öznel olan. Duyum da kavram yok. Böyle diyebiliriz. Yani bir düşünce belirlenimi yok. Ama algı da duyumdan daha ötesi var. Ve algı kavramsal bir yapı taşıyor. O yüzden... Perception öznel değil mi? O da öznel. Hı hı. Elbette algı da öznel. Duyum, algı, düşünme, burada insan düşüncesinden, insan tabi bunlar şey çok açık, yani algının, hayvanlar da duyumsayabiliyorlar ama hayvanların algılaması, o psikologları daha çok ilgilendiriyor, bizi şu anda
pek ilgilendirmiyor. Ama eğer algıyı kavrama bağlarsak, buna dikkat edelim, eğer algıya kavram yüklersek o zaman algı hayvanın yeteneği değil. Hayvan için algıladığın hayvanın bir hayvan, hayvansal bir algıdan söz edemeyeceğiz. Algı insana ait bir şey. Çünkü hayvan kareyi gösterdiğiniz zaman ona onu görüyor. Ama kare olduğunu algıladığını söyleyemeyeceğiz. Kare kavramı yok onda. Kare kavramı yok. Nokta kavramı, çizgi kavramı ya da başka daha böyle alt kavramlar yani geometrik kavramların hiçbir hayvanda yok. Duyum öznadi. Algı duyumu kapsıyor. Ama duyumdan daha fazlası var algıda ve algı kavramsal. Yani bunları Piaget'in plan incelemesi gerekir ama onlar felsefeye kapalı oldukları için bunları şey yapmıyorlar, yani görmüyorlar. Algının karakteri bu, kavramsal bir belirlenim taşımak. Yani çünkü şimdi deneyim nedir ya da gözlem nedir? Bunlar da duyumu, algıyı kapsıyorlar ve daha yüksek kategoriler ya da daha yüksek yetiler, çünkü insanın deneyim yetisi var, insanın gözlem yetisi var ve burada yine gözlemin nesnesi ve öznesinden söz edebiliriz. Şimdi kuantum mekaniğini incelediğimiz zaman karşımıza çıkacak olan hep bu sorun, özne ve nesne ilişkisi. Kuantum, bu Kopenhag yorumu onu açıkça şey olarak kuantum nice demek aslında, yani parçacık, oraya parçacık mekaniği demek daha iyi o alana. Kuantum, Kopenhag yorumcuları öznenin nesneyi belirlediğini düşünüyorlar. Yani etkilediğini değil ama belirlediğini, daha çok keskin bir şey de kullanıyorlar, anlatım da kullanıyorlar. Deneyim, gözlem, duyum, bunların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Duyum en alt basamak. Ve de şimdi pozitivizmi hatırlayın. Pozitivizm, bilginin kökeni nedir dendiği zaman son yanıt olarak Carnap'ın protokol tümceleri diye bir başlık altında ya da bir adlandırma altında saklıyor ama aslında o protokol tümceleri dediği şeyin bile analizi yapıldığında, ne olduğu açığa çıktığında duyu verilerinden başka bir şey olmadığını görüyoruz. Duyu verisi nedir? Carnap, pozitivizm bütün bilimleri birleştirme programını duyu verileri üzerine kuruyor. Yani Carnap'a göre kedilerin de şeyi olabilir. Öyle bir projeleri olabilir çünkü kediler de duyu verilerine ulaşma yeteneğini taşıyorlar ama algıya bile yetenekli olduklarından emin değiliz. Çünkü kedi Mozart'ı dinlediği zaman tabii ki ses dalgalarını alıyor ama onun melodi olduğunu, aldığını, anladığını söyleyemeyeceğiz. Yani tıpkı kareyi görememesi gibi bir tabloyu gördüğü zaman güzel bir tabloyu. Mona Lisa'yı kedi de görüyor değil mi Mona Lisa'yı? Ama orada kedinin başaramadığı bir güzellik ideasının anlatımı var ki ona insan yetenekli. Yani orada algıdan daha da ötesi var. Duysal güzellik, güzellik duysal bir şey. Kesin olarak duysal bir şey ve orada güzellik algılanıyor. Şimdi pozitivistler sonunda bilimi duyu verilerine indirgiyorlar ya da en azından kökenini, kaynağını, deneyime bile değil, dikkat edin, deneyim daha yüksek bir kavram. Şimdi deneyime geliyoruz. Deneyim, tecrübe sözcüğünün kavramı nedir diye sorduğumuz zaman ne yanıt veriyorduk? Nedir bunun şeyi, içeriği? Bu sefer kurgu var. Daha belirli olarak kurgu var. Nasıl bir kurgu var? Kavramsal bir kurgu. Güzel. Yani hikaye yazmamız lazım ki ondan sonra o deneyimi yapalım. Hikayemiz yoksa nasıl yapacağız deneyimi? Ama ne oradan nasıl bir şey yapacağız? Kavramsal belirlenim çıkaracağız. Yani deneyim kazanmak hikaye yazmak demek. Ama bir hikayeyle deneyim kazanılır mı? Tekrar edeceğiz onu. Tekrar edeceğiz. Bir daha tekrar edeceğiz. Bir insan 3 hikaye, 5 öykü, 10 öykü yazdıktan sonra deneyimi orada artar ve o insana öykücü denebilir.
David Hume'un açıklamasını anımsayalım. Ne diyordu? Bir bilardo topu masa üstünde gider, öteki topa çarpar, o birinci top durur, ikinci top devinir ve bir şey gözlem bu. Bu bir algı ya da bir gözlem diyebiliriz. Ama bunu ben 10 kere görürsem kural çıkar. Oradan kural çıkartırım. Yani ne zaman bir bilardo topu ötekine çarpacak olsa birinci durur, öteki yani orada neden etki balansı kurarım diyor ve bu deneyimden türeyen bir şeydir diyor. İzlenim sorunudur diyor. Ondan sonra bu deneyimin böyle şeyi ne demesi ona evrensellik ve zorunlu karakterlerini verir diyor. Deneyime yükleyeceğimiz şey kategoriler algıdan ayrı olarak algı her türlü kavramı içerebilecek bir şey, durum. Yani bir üçgeni algılayabilirsiniz, bir dörtgeni, bir insanı, bir çiçeği, bir gezegeni. Bu algı konusu olabilecek şey. Oraya her seferinde bir kavram yüklüyoruz. Yani bir kedi aya baktığı zaman onun bir uydu olduğunu düşünmüyor. Ayı görüyor, ışığını görüyor ama oraya bir uydu kategorisini yüklemiyor. Deneyim algıdan daha ayrı olarak evrensellik ve zorunluluk kategorilerini kapsıyor. Bu kategoriler de görgücülere göre o şeye, sürece ait olmayan ve de özne tarafından yüklenen kategoriler. Şimdi özne tarafından yüklendikleri doğru, yani öznenin yüklediği. Burada daha yine çok özel bir noktadayız. O düzlemi fark edelim. Realitenin deneyimi diye bir anlatım kullanabiliriz, değil mi? Neyi deneyimliyoruz? Yaşamı deneyimliyoruz. Ya da realiteyi yaşıyoruz. Ya da dünyayı yaşıyoruz. Deneyimin realitenin deneyimi dediğimiz zaman realiteden ne anlayacağız? Bütün dünyayı anlayalım. Özdeksel ve tinsel dünyayı anlayalım. Bu dünyayı deneyimlemek, o dünyaya algılamak demeyeceğiz ama deneyimlemek diyeceğiz. Daha belki de uygun, daha da edebi bir şey. O dünyayı deneyimlemek, o varoluşu deneyimlemek, o varoluşa kategoriler yüklemek demek. Ve bu kategoriler Hus'un kendi kategorileri. Bunun anlamı şuydu, ya da önemi, ya da bağlantısı. Bu konu yine 18. yüzyılda Avrupa'da, aslında Avrupalılar tartıştılar bunu. Avrupalıların tartışmaları bu işin ilk defa ele alındığı anlamına gelmiyor. Bu Farabi'de de çok açık olarak kategorilerin nereden geldikleri ya da kaynakların ne olduğu, insanda nasıl bulundukları sorusuyla ilgili bu. Realiteyi deneyimlerken o realiteyi kavramsallaştırıyoruz. Değil mi? Oraya her türlü kavramı yüklüyoruz. Politik kavramlar, estetik kavramlar, moral kavramlar, doğa biliminin kavramları, fiziksel kavramlar. Bütün dünyamızı kavramsallaştırıyoruz. Bu anlaşılabilir bir şey mi? Tabula rasa kuramcılığına göre insan beyni, sinir sistemi bomboş bir tablet ve dışarıdan o kategoriler insan beyninin, insan sinir sistemine duyular yoluyla girip orada iz bırakıyorlar, basılıyorlar ve kategorilerin kaynağı şey, duysal, fiziksel dış dünya. Materyalizm sadece fiziksel dış dünyayı, özdeksel dış dünyayı kabul ettiği için tinsel dünyayı da bir tarafa bırakmak ya da en azından önemsizleştirmek zorunda. Şimdi deneyimi inceliyorduk çünkü bilim felsefesi şu anki biçimiyle en azından ve görgücülük bu sorunla birinci dereceden ilgili ve bilginin kaynağı konusu bugün yine bilim felsefeciliğinin ana ilgisini oluşturuyor ve o da şey olarak görünüyor, pozitivist bir eğilim olarak görünüyor. Yani yani bilginin kaynağı olarak görülen şey, gösterilmeye çalışılan şey deneyim.
Pozitivistler, ister mantıksal pozitivistler olsun. Başka öteki neydi? Mantıksal pozitivistler. Bir de şey var, bilimsel görgücülük var. Bu da Bertrand Russell'ın bir terimi, bilimsel görgücülük. Aslında aynı ayrı şeyler değil. Bertrand Russell mantıksal pozitivist. Ondan sonra bilimsel görgücülük diye bir terim de üretti ama dediğimiz gibi arada bir fark yok. Bu insanlar bilginin kaynağını deneyime ve en sonunda da duyu verileri dedikleri şeye indirgeliyor. Tekrar söylüyorum, duyu verilerinin kavramsız olmalarını olduklarını dikkate alırsak pozitivizm gerçekten de insanı silerek bir bilim felsefesi ya da bir bilimlerin birliği programı geliştirmeye çalıştı. Bu şey işlemedi ama 100 yıl boyunca Batı'yı kilitledi. Yani Batı bir yerde kendi kendisiyle savaştı, kendi içinde. Çünkü burada bu bilim felsefeciliği denilen akımın sözcüleri, Karl Popper'lar, Wittgenstein'lar, Russell'lar, Carnap'lar, Viyana çevresi, Moritz Schillig'ler, pek çok insan burada yine Batı felsefesine ait olan Descartes'e, Leibniz'e, Hegel'e, özellikle Hegel'e bunlara karşı bir total bir savaş yaptılar. Yani Nazizmin şeyi gibi bir savaş, acımasız, her şeyin, her türlü aracın mübah olduğu, geçerli olduğu bir savaş yaptılar. Hegel düşman ilan edildi, Platon düşman ilan edildi. Ve burada hileler de yapıldı. Yani Karl Popper'ın kitabında Hegel'den yapılan alıntıların çoğu işlemeyen, geçerli olmayan alıntılar. Ya çeviri hataları ya da apaçık şeyler, yanlış anlatımlar. Onları Kaufman gösterdi. Walter Kaufman Hegel üzerine çalışması, o ideya yeniminde var. Bu şeyde, bilginin kaynaklarına ilişkin bir ayrım vardı ki temelde ve de böyle bir sonuca götürdü. Şimdi deneyim, eğer burada yine tekrar Kant'ı hatırlayalım. Kant'a göre görgücülükten ayrı olarak deneyim insanın duyu verileri ya da duyu algılarının ya da sezgi verilerinin üzerine kavramları yapıştırmasıyla, yatırmasıyla, uygulamasıyla elde edilen ya da oluşan bir şey. Böyle bir şey düşünebiliyor muyuz? Yani dışsal realitede kavramsal bir iletişimimiz yok dışsal realiteye. Çünkü dışsal, özellikle fiziksel realiteyle ilişkimiz duyu organlarımız yoluyla oluyor ve ben bir duyu gözümle ancak retinama çarpan şeyleri duyumsayabilirim. Onları alabilirim. Ve de kavramların retinama getirildiğini pek şey yapamam, düşünemem. Değil mi? Eğer John Locke haklı olsaydı o zaman şey olacaktı, kavramlar her nasılsa duyu organı, duyu örgeni yoluyla bizim bilincimize, beynimize aktarılıyor olacaklardı. Oysa yani bunun böyle olmadığını daha 2000 yıl öncesinden biliyor insanlar. Duyunun öznel olduğunu, bunu düşünerek de herhangi bir deneye başvurmadan da, deneyime başvurmadan da biliyorlar. Çünkü birinci nitelikler ve ikinci nitelikler diye bir şey var, konu var felsefi temalar arasında. Onların neyin özden olduğunu, neyin nesnen olduğunu ayırıyorlar. Descartes'te de var bu. Örneğin bir cismin rengi ikinci bir nitelik. Çünkü o cismin renk o cisme ait bir nitelik değil. Ama o cismin ağırlığı, o cismin uzamı birincil bir nitelik, yani o cisme ait bir nitelik ve de o sadece öznel değil. Şimdi duyumların öznel olması ve kavramların dışarıdan duyumsanmamaları, bu iki nokta önemli bir nokta. Yani deneyim dediğimiz şey o zaman kavramsal yanını nereden kazanıyor? Bizden kazanıyor. Doğuştan düşünceler, Platon'un anımsama kuramına benziyor. Kant'ın a priori kategoriler dediği şeye benziyor. Ya da
daha belki de geçerli bir terimle şey diyeceğiz. Yani bu insanın yetileri bunlar, doğal yetileri. Yani düşünmek, insanın yetisi. O dışarıdan kazandığı bir şey değil. Doğuştan getirdiği bir şey. Homo sapiens'te olan bir şey. Ve de Homo sapiens o karakteriyle doğadan daha fazlası olduğunu gösteriyor. Doğayı aştığını gösteriyor ve doğanın kendi kendisine aşması gibi bir durum ortaya çıkıyor ki o çok kabul edilebilecek bir şey değil. Dinsel bilinç onu Tanrı açıklıyor. Yani insanın doğa ürünü olması, doğa yaratısı olarak insanın doğayı aşması konusu belki şey biraz ağır, yani kabul edilebilecek bir şey değil. Şimdi doğuştan düşünceler bizi ilgilendiren şu anda o. Yani insanın nasıl bir süreçten geçerek sinir sistemi kazandığı ve bu sinir sisteminin hayvanın sinir sisteminden ayrı olarak düşünme yetisini taşıdığı bu soruları açıklamak şeyin işi. Ne? Biyolojinin. Evet. Genel olarak biyolojinin işi. Nörologların işi. Ama bu şey bir veri olarak kabul ettiğimiz bir şey. İnsan düşünüyor ve bu yeti şey değil, hayvanlarda olan bir yeti değil, hayvanların ya da doğanın ötesi olan bir şey. Ve de bu kavramlar bizim kavramlarımız bu bize ait olmakla öznel karakter taşıyorlar. Bu da doğru değil mi? Düşünmenin nörolojiyle alakası var mı? Bence yok. Şimdi argüman yapacağız. Yani düşüncenin nörolojiye, yani sinir bilimiyle ilgisi nedir? Düşünce insanın şeyinde oluyor, beyninde oluyor ve beyin hücrelerinin etkinliği henüz o konuda çok derin ya da çok tam diyebileceğimiz bir bilgimiz yok. Biyoloji felsefesi. Şimdi bu alan çok geniş bir alan biliyorsunuz. Yani biyoloji felsefesinin bu konuyu, yani bu konuyla çalışan insanlar, görgün araştırmacılar takım veriler elde ediyorlar ve onların yorumlanması, çözümlenmesi tıpkı şey gibi parçacık fiziğinde çalışanların oradan elde ettikleri verileri, yorumlamaları bunun gerekmesi gibi. Bunlar da biraz araştırma, yani gözlem yöntemlerine, inceleme yöntemlerine ve onların çözümlenmesi, yorumlanmasına bağlı. Yani şu anda şey bilmiyoruz. Yani evrim sürecinde hangi ara basamaklar vardı, onların hepsini tam olarak bildiğimi söyleyemeyiz. İnsanın düşünce yapısının insan sinir hücreleriyle nasıl bağlantılı olduğunu bilmiyoruz. Bağlantılı olduğunu insan başka, yani insanın sinir sisteminde, sinir sistemin yoluyla düşündüğü ya da orada düşündüğü genel olarak kabul edilen bir şey. Öyle hiçbir şey yok. Yani bir açıklamaya yaklaşım bile yok. Nasıl? Yani nöronlar üzerinde düşünmenin olduğu konusunda bir bulgu yok. Yok. Evet. Yani ona bulguya yakın bir şey bile yok. Çünkü bulgu dediğimiz şey, dikkat edin, bulgu dediğimiz şey gözlenebilecek olan bir şey. Hı-hı. Bir elektron mikroskop tarafından ya da kimyasal yöntemlerle ya da başka bir şekilde. Ama şimdi bir kavramın, yani düşüncenin. Aslında ölçüyorlar onları, beyin iskenleri. Evet, ölçemiyorlar. Şey, zaten ölçmesi beklenmiyor. Hayır, yani aktiviteyi ölçüyorlar oradaki. Şimdi evet. İskende eğer... Yani kimyasal tepkimeleri ölçüyor. Kanlanmayı ölçüyor. Ne kadar enerji var, ne kadar kalori kullanılıyor, ne kadar hangi yan ürünler çıkıyor. Bunları ölçüyorlar. Renk değişimlerine bakıyorlar. Ama düşünceyi, kavramı ölçmüyorlar. Eğer ölçerlerse inanmayın. Yok. Yani öyle bir şey yok. Değil mi? Değil. Yani söylediğin şey çok doğru. Tabii. O konuda aktif olan bir bölge dahil yok. Normal düşüncede. Yani aşırı tepki demiyorum. Normal düşüncede. Evet. Öyle bir normal, rengi, yani etkinlik değişen, rengi değişen herhangi bir, evet, yer yok. Normal düşünce. Sanırım yani o önemli bir konu. Çok. Tabii ki önemli ama düşüncenin şey gözlem konusu olması ancak dolaylı olabilir. Yani çünkü belki bilimin şu andaki geldiği aşamanın yetersizliği konusunu gösteriyor bize. Öte yandan reddedilemeyecek, inkar edilemeyecek bir şey var ki bu da düşüncenin beynin bir işlevi sonucu ortaya çıktı.
çıkan sonucun da yine özdeksel olan beyinden yani kavramsal bir şey, yani uslamlamanın sonucu olan bir takım bulguların ve verilerin sonuçta yine özdeksel bir şeye döndüğünü de görüyoruz. Örneğin mühendislik şeylerinde, eserlerinde olduğu gibi. Yani neticede beynin bir fonksiyonu sonucu yapılan bir takım hesaplamalar, statik hesaplamalar ve diğer mühendislik hesaplamalarıyla koskocaman bir bina çıkıyor ortaya. Bu neticede beynin işlevinin bir sonucu ortaya çıkıyor. Tabii düşünce yani görünüyor orada. Özdeksel bir şeyden, yani beynin özdeksel yapısını düşünürsek, özdeksel bir şeyden kavramsal bir şeye geçiyor. Kavramsal ve uslanlama sonucu, kavramsal bir şeyin sonucu olarak tekrar özdeksel bir şey üretebiliyor beyin. Burada beyinde bunun olmadığını söylemek dolayısıyla mümkün değil. Ama ancak yani, bunu ölçeyemek bizi söyleyebiliyoruz. Yani Erdoğan'ın saptayamadığı. Ben zaten bana yaklaşık bir senede öyle bir şey de olur. Olmadığını söylemek mümkün değil. Aksine olduğunu iddia etmek. Bağlantı var. Yani şimdi bu Descartes'in ruh ve beden sorusu olarak yaşadığı bir soru ve Descartes o şeyi çözemedi, o ikilemi çözemedi diye kabul ediyoruz. Yani genellikle öyle kabul ediliyor. Spinoza çözdü bir bakıma. Çünkü bunlar yine kavramsal. Ama düşüncenin, insan düşüncesinin insan beyniyle ilişkisi konusu şu an şey, yani yine onu görgül bilimler temelinde götürmeliyiz. Ve görgül bilimler, bilimsel araştırmaların gelişmesi o konuda yeni şeyler getirebilir, kuramlar getirebilir. Çünkü kuramlar genel olarak geçici düşünce biçimleri, öyle diyebiliriz. Kuram, evet. Kuram şey değil, bilgi demek değil. Kuramı asla bilgiye düşünmememiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Yani bu aslında usul içgüdüsünün bilinçsizce itiraf ettiği bir şey. Yani Kur'an taşıdığı zaman bir ne öğretti? Bunun bilgi olmadığının orada bir itirafının yattığını düşünebilir miyiz? Yani örneğin görelilik kuramı, kuantum kuramı. Kurgu sözcüğü yüksek bir sözcük. Kuram, kavram bunlar yüksek bir sözcük. Ama kurma ve kurgu ve kuram sözcükleri Türkçe etimolojide kurmaktan geliyor değil mi? Kurmak, yani kapıda kurmak. Bu kurulan şeyi anlatıyorsa kuram, teori, o zaman onun bilgiyle eşit olduğunu söylemek şey değil. Olanaklı değil ya da mantıklı değil. Yani kuram eğer realiteye tam olarak uygun bir biçim kazanırsa, realiteyle örtüşürse ki bu soru gerçeklik sorusuyla ilgili Kur'an ve realite arasındaki ilişki ya da kavramlar ve realite arasındaki ilişki. O zaman artık ona Kur'an demek, hipotez demek yani bir önsap demek şey değil. Hipotezden farklı deneye desteklenmesi değil mi? Evet. Başlangıç olarak hipotez. Hipotezden farklı kodamın deneye desteklenmesi değil mi? Güzel ama şimdi görelilik kuramı deneyle desteklenmeden önce bile bir kuram karakterini taşıyordu ve deneyinle desteklendiği söyleniyor. Ama bu görelilik kuramının deneyle deneyim tarafından, gözlem tarafından desteklenmesi her zaman şaibeli, her zaman özellikle Eddington'un o gidip yıldızın arkasında, güneşin arkasındaki yıldızları bulgulaması, onların saptaması konusu. O şey de, yani bu özellikle YouTube kayıtları için şey önemli. Orada biliyorsunuz istatistiksel yöntemler kullanıyorlar. Yani çok aşırı büyük hataları şeyden düşüyorlar, hesaplamalardan düşüyorlar ve en uygun olanları seçmeye çalışıyorlar. Orada ona bir doğrulama demek için gerçekten çok geniş olmak gerekir ve aslında o genişliği yani görelilik kuramının, Einstein'ın, Eddington'un o belki de reddetmeleri gereken o genişliği onlara medya sağladı ve popüler bilim sağladı ve çünkü insanlar şey istiyorlar, star, yıldızlar istiyorlar, tapınma nesneleri istiyorlar, yüceltme nesneleri istiyorlar, şey yüceltiyorlar. Albert Einstein, Eddington bunlar yüceltildi ve bugün de hala bakıyorsunuz işte birçok deneyim ve
doğrulama öyküleri var ama onların başka türlü açıklanamayacaklarını düşünemeyiz. Başka türlü açıklanabiliyorlar. Sadece görgü bilimlere ilişkin kuramları yani anlamamız lazım. Biraz daha. Yani kuram yani hipotez gibidir derken yani hipotez yani matematiği ayrı tutmak istiyorum. Deney ne kadar deneyimlesek bile o den yani o deneye tabi tutulsa bile en sonunda bir farklı bir veri olabileceğini yani deney bir istisna olabileceğini düşünerek mi kuramı da biz bu konuyu şey yapalım ikinci yarıda alalım çünkü şununla ilgili şimdi Karl Popper doğrulama tezini reddediyor. Onun yerine yanlışlanabilme şeyini getiriyor. Şöyle bir şey var. Eğer bir kuram kendi içinde mantıksal olarak tamamlanırsa çok yani artık bozulamayacak ya da dokunulamayacak bir şekilde gelirse o kuram diyebiliriz ki artık kuram olmaktan ya da hipotez olmaktan çıkar ve bilgi düzeyine gelir. O zaman realiteyle olan ilişkisinin karakteri, realitenin kuramı tam olarak, eksiksiz olarak, saltık olarak boyun eğmesi olacak. Yani öyle bir kuram dışsal, deneysel, görgün doğrulamaya gereksinmiyor. Kuram kendi kendini doğruladığı zaman, yani ussal olduğu zaman, gerçekten ussal olduğu zaman zaten ussal olan realite onu izlemek zorunda, ona göre davranmak zorunda. Kuram realitenin diktatörü değil ama kuram realitenin formel yanı, biçimsel yanı, kavramsal yanı ve de insan usu onu doğru olarak saptayabildiği zaman artık ona kuram demenin bir anlamı kalmayacak. O bir bilgi olacak, bilim olacak ve bilim kuram demek değildir dememiz gerekiyor. Şimdi bilimlerin yapmaya çalıştığı şey, özellikle doğa bilimleri durumunda net olarak görüyoruz. Evrenin, özdeksel evrenin kavramsal yapısını deşifre etmek. Burada kullanılan bütün içerik kavramsal. Atomlar, protonlar, elektronlar, nötronlar ve 200 kadar parçacık bulundu biliyoruz. Yani bunların sayısını saymamıza gerek yok. Bunların hepsi birbirinden ayrı. 200 kadar değişik şey var, alt parçacık var. Bunların hepsi kavramsal. Ne de kavramsal, belirlenimlerinde kavramsal. Ama bunlar pozitivizmin sandığı gibi sadece insan bilincinin kurguları, uydurmaları değil, bunların nesnel varlıkları da olmalı. Yani insan yanlış saptıyor olabilir. Hani bugün müon dedikleri bir şey ya da ne bileyim başka herhangi bir parçacık bu. O anda ona yüklenen belirlenimlerden apayrı bir varoluş taşıyor olabilir. Ki büyük olasılıkla öyle. Çünkü bunlar birer model şu anda. Standart model deniyor değil mi? Standart model, model yani bilgi demek değil ya da bir kuram. Bunların ne olacağı, nasıl gelişeceğini izliyoruz aslında. Çok yavaş gelişmiyor fizik biliminde, fizikte araştırmanın sonuçları. Yani çok hızlı da geliştiğini söyleyemeyiz ama burada önemli olan şey doğanın, fiziksel doğanın, özdeksel doğanın yapısını bilmek ve bu yapı özsel olarak kavramsal bir yapı. Yani ben özdek dediğim zaman bu bir kavram. Ama bu kavram sadece o görgücülerde, pozitivistlerde, Kant'ta olduğu gibi bilincin içine tıkanmış ve oraya hapsolmuş bir düşünce, öznel düşünce kırıntısı değil. O kavram aynı zamanda nesnel bir varoluş taşıyor. Neden? Çünkü özdek o kavramdan soyutlandığı zaman yani dışsal özdek, nesnel özdek, gerçek özdek o kavramından soyutlandığı zaman geriye ne kalacak? O eğer kavram dediğimiz şey özdeyi de kavram olarak, özdeyi de özdek olarak belirleyen şey onu soyutlarsak atom bir kavram. Bir düşünce belirlenimi. Ama aynı zamanda da nesnel. Bu atomu yalnızca özdek olarak gören bakış açısı görgücülüğün bakış açısı, pozitivizmin bakış açısı. Bunu anlamak ya da bunu düşünmek o kadar şey değil, zor değil. Geçen David Hume'un şeyini de analiz ettik. Yani onun idealar diye elde ettiği en son ürün aslında bütünüyle açıkça öznel olan bir şey. Ve o da haklı olarak diyor bu idealarla, bu ideallarla daha doğrusu biz dünyayı bilmeye gidemeyiz diyor.
Çünkü onlar izlenimin türevinin türevi. Posa gibi bir şey. Idea diye bir şey. Onlarla yani nedensellik kategorisi, nedensellik ideası, zorunluluk ideası. Bunlar özneye ait olan belirlenimler diyor. Bunlarla ben dış dünyaya ilişkin olarak hiçbir şey bilemem. Bu özden idealizm denen şey ve de bilimin gerçek hedefi varoluşun hem de nesnel, özdeksel varoluşun yani doğanın hem de T'nin yani insan bilimleri denilen başlığın altına düşen içeriğin kavramsal yapısını bilmek. Daha hafifletmeye, daha açılık saydamlaştırmaya, kolaylaştırmaya, yalınlaştırmaya çalışıyorum ama yine de kesin olarak şey değil, öyle doğal bilincin kolay kolay algılayabileceği, anlayabileceği bir düzlem değil bu. Burada doğal bilincin tepkilerini, itirazlarını falan bir tarafa bırakıp o sistematik bütünü izlemeye çalışmak gerekiyor. O kolaylaştırıyor. Ama materyalist bir kafanın, görgücü bir kafanın bu çözümlemeyi yapma şansı hiçbir zaman yok. Olmaz ve pozitivistlerin şeyi buydu zaten, problem buydu. Yani psikolojik bir takılmayı yenemiyorlar. Kavramsal düşünceyi, ruhsal düşünceyi yapamıyorlar çünkü bir şekilde misoloji diye bir şey var. Misoloji duydunuz sanıyorum. Misoloji. Misoloji, misantropini biliyorsunuz. İnsan nefreti. Evet. Misoloji, us nefreti. Logi, logos. Misoloji. Yani us nefreti diye bir şey var ki bu pozitivizmi yakalayan şey bu. Karl Popper'ın şeyi, eleştirisi histerik. Hegel'i, Platon'u insanlığın düşmanı olarak, açık toplumun düşmanı olarak görmesi şey, asla rasyonel değil, asla dengeli değil. Çok duygusal ve şey, daha densiz yani bu Karl Popper'ın tek şeyi bu, hakaret terimi bu değil. Daha fazlası da var, daha başkaları da var. Bu misolojiden gelen bir şey. Misoloji nasıl oluyor? Pozitivizmin şeyi de bu. Problemi de bu. Platon ve Hegel bu konuda bir şeyler söylüyorlar. Hangisine ait olduğunu bilmiyorum ama insanlar pesimist nasıl oluyorlar? Yani birkaç kez aldatılan bir insan insanlıktan nefret etmeye başlayabilir. Bunlar psikolojik, mantıksal bir şey değil. Yani geçen yine bu şeye dikkat etmek gerekiyor. İrrasyonalist terimi bu bakış açısı için doğru bir terim. Çünkü bunlar usul ediliyorlar. Heidegger böyle, Carnap böyle, David Hume böyle. Yani yaptıkları şey logosu silmek, çizmek. Bunu yapan bir... Yani usul karşısına inancı mı? Hayır. Usul karşısına kuşkuyu koyuyorlar. İnanç da şey, ayrı bir şey. İnancın da belki de belli bir usallığı var. İnanç, inananlar, Hristiyanlar, Müslümanların bir bölümü usal yollarla Tanrı'ya destekleyen bir tutumla gösterebiliyorlar. Ama bu görgücü yani bilgiyi deneyimden başlatan bakış açısı misolojiye varıyor. Çünkü usu reddetmesi o konunun tek olanağı yani hem rasyonelist olup hem de deneyimci ya da görgücü olamaz bakış açısı. Us nefreti bize ait bir terim değil yani bilinen bir terim, eski bir terim, ustan nefret etme eğilimi. Bu mantıksal değil çünkü artık usul reddetme durumunda mantık şeye çekiliyor, arka plana çekiliyor. Yani şimdi Heidegger logos us değildir, söylemdir dediği zaman, usu mantığı çizdiği zaman yine de ussal uslanmamalar yapmayı sürdürdü, yine de tanıtlamalar yapmaya çabaladı. Çünkü o da bir insan ve onun us yoktur demesi onu bir anda ussuz bırakmıyor, ustan yoksun bırakmıyor. Us yoktur derken bile usu kullanma gibi bir paradoks içinde bunlar. Şimdi burada önemli bir kriter ya da önemli bir belirlenim şu. Kuşkuculara uslanlama yoluyla ulaşmak olanaksız çünkü usu saymıyorlar, reddediyorlar. Yani buna belki çoğumuz kendi yaşamında da tanık olmuştur. Yani insanlar, bazı bireyler belli bir kitlenme noktasına girip her türlü sağduyuyu, her türlü mantığı
çiğneme pozisyonuna geçebiliyorlar. Bunu biliyoruz. Tabii konuşuyoruz. Yani, şimdi ya Bertrand Russell'ın ya da ona benzer şeyleri, çünkü en aşırı örneklerden birisi aslında Russell, onun irrasyonalizmi gerçekten ölçüsüz. Ya bu insan örneğin şunları söylüyor, yerliler diyor kökleri, tropikteki yerlilerin köklerinin kazınması gerekir, kazınmalıdır. Ama bunu yapmayalım çünkü orada onlar bir emek sağlıyorlar, bir şey yarıyorlar, bir belli bir anlamda yararlar. Hemen hemen bu anlatılması yapıyor, söylüyor ve bu insan aynı zamanda sosyalist olarak biliniyor, sayılıyor. İşte Amerika'yı Vietnam şeyinden dolayı yargılıyor, öyle bir mahkeme kuruyor ve bu insan kadınları, açıkça kadınları şey yapıyor, ikinci sınıf olarak görüyor. Yine de bu şey, yani böyle bir karizma sürdürüyor kendine. Şimdi böyle bir kafaya ustal olarak yaklaşmak olanaksız. Bu kitlenmiş, katılaşmış ya da tamamen akışkanlaşmış, hiçbir belirlenime sarılamıyor. Burada herhalde psikolojik bir boyut geliyor. Yani şimdi Bertrand Russell'a ustan uzaklaşıyor demek olası değil. Adam matematikçi. Ama yani bütün her şeyi ama bütün düşüncesi matematik üzerinde yoğunlaşmış bir adam. Kalkar da böyle bir şey söylerse bu ustan uzaklaştığı anlamda. Şimdi matematikçilerin ustan uzaklaşmaları sadece Russell durumunda görünmüyor. Örneğin Cantor durumunda da görünmüyor. Yani Cantor'un sonsuz sayılarla yaptığı toplamalar, çıkarmalar, üs almalar, üstlerini almaları falan bunlar da şey değil, usal değil. Ve de bu insanda matematik dehası olarak görülüyor. Hilbert, çok saygın, yani Hilbert uzayı var. Öyle artık böyle şey, gündelik şey dile girmiş, öyle şey bir insan. Ama aksiyonların şey olduğunu düşünüyor, keyfi olduğunu düşünüyor. İstediğin aksiyon yapabilirsin diyor. Aynı zamanda da kendi aksiyonlarını ben bir kitapta yayınladım. Yani o aksiyonları gerçekten aksiyon demek için bir irrasyonel ustaşı olmak gerekir. Yani nokta parçası olmayandır diyor Öklides. Ama Hilbert'in şeyleriyle, noktalarıyla çizgi çizebilirsin. Yani koyduğun zaman. Yani şimdi bu da ustal. Bu insanda da ustal. Yani aksiyonları, aksiyon mantığını ya da aksiyon kavramını reddeden bir kafayla şey, ustal diyalog olanaklı değil. O zaman ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Görgücüler yüzlerce yıldır varlar. Ve yüzlerce yıl daha var olabilirler. Şu an varlar. Materyalistler öyle. Yani bu insanlar her şeyin özdekten geldiğini düşünüyorlar. Başka hiçbir şey yok. Tim, bilmem ne, bütün bunlar düşünce, insan bilinci, insan ahlakı, tüm bunlar uydurmalar, boş şeyler ve bu kapı yapısı şey, sadece Helvetius'ta ya da bilmem o Fransız materyalistlerinde sonlanmadı yani. İnsanlar kapılarını, şey, düşüncelerini zayıflatabiliyorlar ve insanın düşünme yetisinin onun en özel değeri olduğunu kabul edersek ve onun sonsuz olduğunu kabul edersek böyle insan düşüncesinin bastırılması çok anlamlı bir şey, çok önemli bir şey haline geliyor ve böyle katılaşmalar o zaman insanın kendi değerine yapılan en büyük şey oluyorlar. Kötülük oluyor, ihanet gibi bir şey. Çünkü insan gelişmesi gereken bir varlık, hem birey olarak hem de bütün bir insanlık olarak ve bu şeyden çıkıyor, onun ustal özünden, ustal doğasından çıkıyor. Bugünkü kültürel duruma bakıp, bugünkü devletlerin, halkların vesaire bunların kötülüklerine ya da yetersizliklerine, geriliklerine, barbarlıklarına bakıp oradan insanlığın bir sonucunu çıkarmak, bu pozitivistlerin şey yöntemi. Olgulara bakarak insanlık kötüdür. Misantroplar bunu yapıyorlar. Yani insanlığa değer veren bir kuşkucu görmek zor. Şimdi şunu şey yapın, ölçün. Burada göster ki sitede ideayenilik.com'da var. David Hume'un renkli derili insanlar için sözlerini, yani onlar şey, insan altı varlıklardır diyor. Kant, David Hume çok haklı diyor. Bunlar diyor şey, papağan gibi konuşuyorlar. Yani yine bir şeyden, renkli deriden söz ediyor Kant. Orada onun konuşmasının bile şey olduğunu söylüyor. Yani papağan konuşması gibi bir ses çıkarma olduğunu falan söylüyor. Niçin diye sorulduğu zaman Kant daha o yazıda ona yanıt veriyor. Niye öyle bu insanlar entelektüel olarak geriler? Çünkü renkleri kara diyor. Yani bu şey, Kant'ın argümanı, sonlaması, aşkımsal
çıkarsaması bu. Şimdi neden böyle düşünüyorlar? Hegel'de böyle bir şey yok. Hegel'e ırkçı diye, faşist diye, bilmem ne diye saldırdılar. Tarih felsefesinde bir zenci yazmış, Afrikalı birisi, döşenmiş internete, uzunca bir yazı. Hegel'e içerliyor, hakaret ediyor, nefret ediyor filan. Niye? Çünkü Hegel Afrikalıların uygarlığın eşiğinde olduklarını söylüyor. Afrikalıların uygarlaşamayacaklarını söylemiyor Hegel. Afrikalıların uygarlığın eşiğine geldiklerini ve daha öte gelişmeleri gerektiğini söylüyor. Bu doğru bir şey. Bunu söylemeyecek insan yoktur kültürlü insanlar arasında. Bunun için Hegel, biliyorsunuz Hegel 100 yıl boyunca karalandı ve çoktandır kalktı o şeyler, karalamalar. Ama yine serpintiler var, yine arkadan hala belli bir momentum var yani o karalamalar bir anda silinmiyorlar. Onları zaman zaman şey yapıyoruz, görüyoruz. Ama bunları anlamaya çalışmamız gerekir. Yani şimdi Kant açıkça ırkçı pasajlar, bunlar bir satır değil, iki satır değil, koca bir pasaj var. Kant'ın şeyde, internette bulabilirsiniz bunların Almancalarını, ben Türkçesini çevirdim. Bertrand Russell'ın Karayipli ya da tropiklerde yaşayan karalar hakkındaki sözleri, yani bunların da kökü kazınmalıdır. Yani bu şey değil, dil sürçmesi falan değil. Kadınlar hakkındaki sözleri yine onlar. Ama bu insanlar böyle açıkça ırkçı falan tutumları olan, sözleri olan şeyleri bırakıyorlar. Öte tarafta işte Hegel, Platon gibi gerçekten insanlığa değer veren ve onun vermek zorunda olan, sistemlerinden dolayı, felsefelerinden dolayı vermek zorunda olan felsefecilere bir kampanya. Bu misantropi, misoloji ikisi şey değil, ayrı gitmiyor. Yani misologlar, Rus düşmanları, insanlığın dostları olma konusunda hiçbir şansı olmayan insanlar. Çünkü insanlık ussal. Ussal olmayan insan, insan değil. Yani us, insanın özü. Aristoteles ne diyor? İnsan düşünen varlıktır falan. Yani bu çok basit bir şey. İnsanın özünden nefret eden bir bakış açısı, yani misoloji, kaçınılmaz olarak insanların da dostu olmayacak. Yani bir ırkçının insanlığın dostu olduğunu söyleyemeyiz. Ama yine bu şey, doğal bilinç bunları çok fazla önemsemiyor ve Kant son zamanlarda sürekli olarak görüyorum, özellikle basında, Alman basında bile var, sürekli barış teorisinin şeyi olarak, mimarı olarak, yaratıcısı olarak gösteriliyor, sürekli barış. O Rousseau'dan da öncesine giden bir konu ve Kant'ı, Kant onun yaratıcısı falan değil. Onlar şey, yani objektif bakmanın kolay olmadığını dikkate almamız gerekiyor. Ve biz kendi kafalarımızda ne kadar düzgün yorumlamalar, çözümlemeler yapabiliyoruz. Yani o şey, felsefe tarihine bakarken, felsefeye bakarken gerçekten dinsel, ideolojik, kültürel dogmalarla girmemek gerekiyor. Şimdi bu şeyin, pozitivizmin usu reddetmesinin getirdiği bir sonuç, özel bir sonuç ya da doğal olarak gelmesi gereken bir sonuç, kavramların kültürel yapılar oldukları ya da kültürel şeyler oldukları ya da göreli şeyler oldukları. Şimdi Thomas Kuhn'un da bu şeyi, paradigma kuramı bunu şey yapıyor, içeriyor. Neden? Çünkü Thomas Kuhn kavramların işte paradigmadan paradigmaya değişik yapılar kazandığını, değiştiğini, örneğin devrim kavramı diyor, işte Aristoteles de şöyledir, onda böyledir, başkasında böyledir. Yani evrensel ve göreli olmayan bir devrim kavramı ya da bir genel olarak hiçbir kavram yoktur. Yani bütün kavramlar görelidir ve kültüreldir ya da toplumsaldır. Michel Foucault da aynı şeyi söylüyor. Onda da benzer bir şey var. Bunu çözümlememiz gerekiyor ve bunun için kavramın ne olduğunu düşünmemiz yeterli. Acaba böyle mi? Yani şimdi eğer ussal kavramlardan söz edebiliyorsak bunun şey olmaması gerekir. Böyle kültürel, kültürden kültüre, kişiden kişiye böyle plastik değişkenler olmaması gerekir. Yani özdek kavramı ve özdek realitesi, az önce özdeğin kavramı ve realitesi arasındaki
ilişkiye girmiştik. Kavramın nesnelliği, kavramın realiteyle ilişkisi. Özdek kavramı eğer şeyde Yunanlı'da, Romalı'da, işte Osmanlı'da ve Avrupalı'da eğer farklılık gösterdiyse bu özdek kavramı değil, özdeğin tasarımı olabilir. Çünkü doğal bilinç kavramı içermesine karşın o kavramın doğası konusunda bilgili değil ve o bilgi felsefenin, o bilgiyi üretmek felsefenin işi. Doğal felsefenin ürettiği şey ise kavramlar konusunda felsefenin ürettiği şey ise kavramları ilişkilendirmek, onları bir dizgeye yapılandırmak. Çünkü o nesnel bir düzen gerekiyor. Kavramlar birbirleriyle ilişki içindeler, değil mi? Kavramların ilişki içinde olduğunu biliyoruz. Bir doğa yasasını alın, herhangi bir doğa yasasını, evrensel yer çekimi yasasını, kütle çarpı kütle bölü uzay kare, yani özdek ve uzayın ilişkisi. Bu ilişki ya da bu kavram bağlantısı bizim kurguladığımız bir şey değil. Bizim uydurduğumuz bir şey değil. Bu nesnel bir şey. Şimdi Kant diyecek ki burada bu doğa yasası fenomeni ilgilendirir. Yani bilincin içindedir ve dışarıda kendinde şey için, yani kendinde özdek için bu yasa geçerli değildir. Çünkü bu kavramlar, yani kuvvet, herhangi bir doğa yasası, yani kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Bu bağlantı, bu kavram bağlantısı Kant'a göre şey değil. Kendinde şeye, yani kendinde özdeğe, kendinde uzaya, kendinde zamana, kendinde cisime uygulanabilecek şeyler değiller. Doğru söylüyor muyuz Kant konusundaki bu şeyi? Kendinde şey, Kant'ın kavramlardan bağışık tuttuğu ya da uzak tuttuğu ya da kavramlara kapalı tuttuğu bir kategori, bir alan. O yüzden o kendinde şey nedir dediğimiz zaman, kendinde özdek, kendinde uzay, kendinde insan, kendinde ruh, kendinde bilgi, bütün bunlar Kant'ın kavramların, yani her şeyin kendindesi insan bilgisine kapalı, insan düşüncesine kapalı bir varlık olmak durumunda. O zaman orada bir şey bilgi olanaklı değil. Şimdi kavram bağlantıları bu bizim özden olarak uydurduğumuz ya da yarattığımız bir şey değil, belirlediğimiz şey değil, bu nesnel olan şey. Ve de bilginin bunu amaçlaması gerekiyor. Şimdi geçen yarının sonunda bir şeyimiz vardı, problemimiz vardı. Onu şeyde alacaktık, ya senin söylediğin miydi? Ha, yani işte aksiyonla, yani bir belit, yani belit kavramıyla hipotez dediğimiz zaman bunun arasında, yani ikisinin yani farklı şeyler olmadığı gibi bir izlenime kapıldım ben. Aksiyon ve hipotez. Belit ve konsept. Ha, yani sanki hani işte aksiyonun da yanlışlanabilir olması nedeniyle mi hipotez gibi, yani hipotez dediğimiz zaman doğrulanabilirse eğer kuram olarak, yani genel geçer bir şey olarak. Hipotez bir kuram mıdır? Değil. Olmaz. Hipotezin bir kuramsal yapısı, kavramsal yapısı. Ha, var ama. Kurulmuş tabii. Bir şey. Yani hipotez kurulmuş olan, benim kurduğum, insanın kurduğu bir şey. Tabii. Benim olan insanın kurduğunun nesnel olarak da kurulmuş olması. Ha tabii. O zaman gerçektir bu. Evet. Yani insanın kurmuş ol, kuram ve kurgu sözcükleri kurmaktan türetilmiş gibi görünüyorlar Türkçe'de. Kim türetti bilmiyoruz kuramı. Ama bunlar modern sözcükler. Yani Cumhuriyet döneminin sözcükleri. Osmanlılar'da herhalde kuram yoktu. Nazariye vardı. Farabi nazari diyor kuramsal. Kavramsalı anlatmak için. Spekülatifi anlatmak için daha doğrusu. Yani kurgulu anlatmak için Farabi'nin kullandığı şeyde de nazardan nazari. Nazariye daha isabetli gibi diyorum hocam. Evet. Çünkü gözlüyorsunuz nesneyi. Olabilir. Ama nazari sözcüğü spekülatifi, yani kurgulu anlatmak için geliyor, kullanılıyor. Ve de bu şey
spekülatifi seçen, İngilizce'ye çeviren kişi yani Farabi İngilizce'ye çevirenler onun nazari sözlüğünü spekülatif kurgul olarak görüyor. Nazari kuramsal diyebileceğimiz bir şey aynı zamanda. Kuramsal, kavramsal, burada kuram ve kavram ve kurgu gibi sözcükler şey görünebilir. Sözcüklerden korkmamak gerekiyor. Arkasındaki kavramı gördüğümüz anda sözcükler oyuncak. Ama sözcük kavramı görmeyen bir kafa sözcükler karşısında resmen paniğe kapılıyor, korkuya kapılıyor ve bir tür tapınma tutumuna giriyor. Yani aşkınsal, tam olduğunu aşkınsal birliği bu şey. Yani işte yani Kant'ın kullandığı şeyler bunlar, terimler ve bunlar aslında kavramsallaştırdıkları zaman anlaşılıyorlar. Bazıları iyi, bazıları gereksiz, bazıları anlamsız. Aşkınsal sözcüğünü niye kullanıyorlar? Transandantal. Kant'ın, şimdi bu sapıyor muyuz? Yani Kant neden aşkınsalı kullanıyor? Niye transandantal diyor ve transandant yetmiyor Kant'a? İkisinin arasındaki fark ne? Kant'ın felsefesi transandantal, aşkınsal felsefe olarak da bilmiyor. Kant öyle kullanıyor kendisi. Niye aşkınsal diyor? Çünkü Kant'ın felsefesi aslında işin gerçeği aşmaktan özellikle çekilen bir felsefe. Aşmayan bir felsefe. Neyi aşmıyor? Fenomeni aşmıyor ya da deneyimi aşmıyor. Bu deneyimi aşarsa uydurmalar üretmeye başlar diyor. Görünüyor. Deneyimi aşmaması gerekir diyor. Deneyim usul sağlam zeminde kalmasının güvencesi ve saçmalamamasının eğer aşarsa antinomilerle karşılaşır, antinomilere, çatışkılara düşer ve antinomiler ise Kant için şey, usul sınırı. Yani antinomiler ama Hegel için ya da Herakleitos için antinomiler gerçeklik. Karşılık Herakleitos eğer de bu karşılık olmasaydı diyor herhangi bir alanda, herhangi bir biçimde. Evren yok, evren olmaz diyor. Devin mi? Hiçbir şey olmaz diyor. Evet, yani devin bir karşı, devinin kendisi karşıtların birliği. Dolayısıyla eğer devin dinginliği içermese ya da dinginlik devini içermese ikisinden hiçbiri olmayacak ve bu her durumda böyle. Kant'ın aşkınsal devresine dönüyoruz. Çatışkılar Kant için sağlıklı değil, Herakleitos için varoluşun şeyi, güvencesi. Parmenides'te de karşılık yok. O biraz daha farklı bir şeyde. Aşkın niye aşmak, deneyimi aşmak ve Kant niye aşmayan bir felsefeye aşkınsal diyor. Siz der misiniz böyle bir felsefe yapsanız? Yani bu deneyimi aşmamalı, deneyimde deneyim tarafından denetlenmeli ve bir sınır sınır içinde kalmalı ve aşma durdurulmalı. Böyle bir felsefeye transandantal denir mi? Açıkça denmemesi gerekiyor. Yani bu aşkınlıkla, içkinlikle ilgisi olan bir şey değil, durum değil. Aşkın ve içkin karşıt kavramlar. Nerede aşkın der insan? Bir içkin olmama durumunda, bir aşma durumunda böyle bir şeyler söz edebilir. Ve sınır çiğneme aşkınlıkla ilgili bir şey değil. Yani şimdi bir göçmen Kuzey Afrika'dan gelip işte Avrupa'nın içine girdiği zaman o aşkınlık yapmıyor. Yani sınır aşıyor, sınır çiğniyor. O da bir aşkınlık durumundan söz etmek için Kant olmak. Kant onu şey olarak görecek, transandantal bir insan diyecek. Çünkü bu sınır tanımıyor, yani aşıyor. Şimdi transant aşkın diyemez, değil mi? Kant felsefesine aşkın diyemez. Çünkü o felsefe özellikle aşmayı durdurmak için tasarlanmış bir kalıp. Kalıplaştıran felsefe aslında. Durduran, sınırlayan. Bir Alman felsefe sözlük yazarı sınır polisliği, Kant felsefeye diyor, sınır polisliği yapma görevini verdi diyor. Yani sınır deneyimi aşmayacaksın. Bu gerçekten böyle, Kant'ın felsefesinin karakteri bu. Niye aşkınsa, aşkın diyemiyor. Usul sınırları hakkında duraksaması var. Yani usul sınırları hakkında yani usul ulaşabileceği noktalar konusunda duraksıyor. Yani tanıtlamayla ulaşılamayacak şeyler
ile karşılaştığı için... Duraksama sözcüğü, kuşkonmacı anlamında. Tereddüt, duraksama, kuşkonmacı. Kant'ın o konuda kuşkusu yok. O anlamda değil. Var mı Ahmet? Ahmet Kant'ın usun sınırı, sınırları konusunda kuşkusu var mı acaba? Ya da duraksama sözcüğü. Hakkında böyle konuşan kişi herhalde var. Usun sınırlı olduğundan kuşku duymuyor Kant. Aşkın olduğundan emin. Emin. Bu yüzden. O yüzden diyorum duraksama. O zaman aşkınız bunun için uzun sınırlarını aşar. Evet. Ama kategoriler nedeniyle çünkü deneye yani deneye deneyden bir takım sonuçlar aldığı alan aslında akıl. Yani us. Us. Yani us olduğuna göre de yani fenomenlere usun kategorileri nedeniyle biçim veriyor. Biçim vermesiydi sanki o yüzden mi? Hani o deneyden çıkmıyor ama evet, deneye uygulanıyor dediği mi? Şey diye söyleniyor. Yani şimdi bunu Kant'ın kendisi yanıtlayamaz çünkü pek bir ilgisi yok. Yani Kant'ın felsefesinde gerçekten transandantal demek şey değil. Doğru değil. Yani, kategorileri uygulamak için aşkımsal o şey felsefenin negatif bir görevi olduğu için aşkımsal diyor olmalı. Çünkü aşmamayla ilgileniyor. Yani o felsefe usun aşkın olmaması. Aşkın diyemez. İçkin. İçkin diyemez. Ve yani deneyimi işte, aşmaması için, için evet. İlişki kategorileri deneyi aşarak bulunuyor. O nedenle acaba? Deneyi aşarak bulunuyor. Deneyden yola çıkarak formüle etmediği için mi aşkın sağlık? Sanmıyorum. Yani o aşkın sağlık transandantal olması şeyle ilgili. Şimdi kendi sözlerini de insanlar değişik şekillerde yorumluyorlar. Yani kendisinin çok açık bir anlatımı, bildirimi var diyemeyeceğiz bu konuda ama o aşkın olma, yani o felsefe aşkın aşkın olanla, aşkınsal demek, aşkınla ilgili demek. Aşkın olanla ilgili. Ama dediğim gibi o kuşkulu. Yani Kant'ın felsefesi aşkın olanla ilgisi olmayan bir felsefe. O yüzden transandanta bulmuyor. Belki David Hume'u açtı. Belki de şaka yapıyor. Empirizmle rasyonalizmi birleştirdiği iddiasında olduğu için mi? Belki de.